Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tavus ibn-i Kisan, rahimahullah. Amr ibn-i Dinar, o kişi hakkı da şundaydı. Ma ra'aytu ahadan qat misle Tavus ibn-i Kisan. Özüne zamanasındaki adamlar darası içi de Tavus ibn-i Kisan'daki başka kişini körmedi. Bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalarını kolada terbiye etken, 50'ye yakın sahabanın kolada talim oyen zat, Tavus ibn-i Kisan. Onların kolada talim olarken, bu kişinin kalbide nur, tilide nur ve kıyırken işleri de nur zahir oldu. Muhammediye medresesinin ustazlarını kolada talim olarken, bu sahabaların kolada onların imandaki, müstahkemliğinden örgendi. Lahjadagi savollarga ta'lim oldi. Dunyodan behojat bo'lishlik, oxiratga rag'bat qilishlikda ularni yo'lini tutdi. Tavus ibn Kisan haq so'zni aytadigan kishilardan edi. Haq so'zni aytishlik qanchalik og'ir bo'lmasin, qanchalik qiymatga tushmasin, lekin haqni aytishlikdan bu kishi aslo ortga qaytmasin. Chunki Muhammadiyya madrasasida ta'lim olar ekan, u kishi din nasihat ekanligini tushunib yetgan edi. Din nasihat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan din nima deb so'raganlarida Rasululloh din nasihat deganlar. Kim uchun deganida nasihat Alloh uchun, kitobi uchun, rasuli uchun, musulmonlarning boshliqlari va ummalari uchun deganlar. Mana shu narsani tushunganlar. Tavus ibn Kisonning hayotiy tajribasi hamma yaxshilik ham, yomonlik ham amirlardan boshlanishligini o'rgatganlar. Yani amir, boshliq, solih bo'lsa, ra'iyat salohiyatli bo'ladi. Agar amir fosib bo'lsa, ra'iyat ham fosib bo'ladi. Shuning uchun bu kishi amirlarga nasihat qilishlikda nohaqli bir shijoat ko'rsatadi. Amir yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ra'iyat albatta yaxshi bo'ladi. Bu kishining o'zining asl ismi Zakavon ibn Kison, lekin tarixda Tavus ibn Kison nomi bilan mashhur bo'lgan. Tavus ibn Kisan asli Yamanlik bo'lgan. Abdulloh ibn Zubayr roziyallohu anhuning harakatiga chek qo'ygan Hajjoj ibn Yusuf Saqafi o'zini ukasi Muhammad ibn Yusuf Saqafini Yamanga voliy qilgan edi. Tavus ibn Kisan yashagan davrda Yamanning voliysi, demak, Hajjoj ibn Yusuf Saqafining ukasi Muhammad ibn Yusuf Saqafi edi. Endi Muhammad ibn Yusuf al-Saqafi akasida bor bo'lgan qanaqa yomon sifat bo'lsa, ukasida ham shu sifat bor edi. Shomning salqin kunlarining birida Tavus ibn Kison o'zining hamrohi Vahb ibn Munabbih bilan endi Yamanning valisi Muhammad ibn Yusuf al-Saqafini majlisiga kirdi. Yamanning valisi valiga nasihat qilishlik kerak. Bu vali yuqorida aytganimizdek akasi Hajjoj ibn Yusufning singari ko'p yomon sifatlarga ega. Unga Allohni eslatib, qiyomatni eslatib, do'zax bilan qo'rqitib, jannat bilan umidlantirib turgan paytda Muhammad ibn Yusuf al-Saqafi qalbi yumshab ketdi-da xizmatkor yigitga qarab, "Ey bola" dedi. Bir zaton olib chiqib, shayximiz ustiga yopib qo'ydi. Nasihat turgan joyida hali xizmatchi bola zartondab kelakasiga tashab qo'ydi. Tavus ibn Kison unga parvo qilmadi-da, nasihatini davom ettirdi. Nasihatni davom ettirishlik orasida yelkasini qimirlatib turib, to'n yerga tushirib yubordi. Nasihatini tugatdi-da, shat chiqib ketdi. To'n yerda qoldi. Voli bu kishini qilgan ishidan g'azabi shunday bir yuzidan ko'rinib turardi. Lekin hech narsa demadi. Bu ishi bilan uni haqorat qilganday bo'ldi. Tavus ibn Kison yelkasidan tushirib chiqib ketdi. Billa Tavus bilan amirning majlisiga kirgan Vahb ibn Munabbih aytdiki, amirning g'azabiga qolishingiz keragi yo'q edi. Innamasdan olib chiqsiz bo'lmasmidi? Bozorga borib sotib, qimmatga o'rnida kambag'allarga sadaqa qilib yuboradingiz. Nima keragi bor shu ishni deganida Tavus ibn Kison aytdiki, aytadigan gapi shuni dedi. Mendan keyin kelayotgan olimlar biz ham olsak Tavus ibn Kisonni olyapmiz-da deb meni hujjat qilishadimi?
Menden keyingilar olganini bilishadi-yu, lekin ihson qilganini bilishmaydilar. Shuning uchun ochim deydi. Muhammad ibn Yusuf al-Saqafi tovusini kisoni qilgan bu ishidan norozi bo'ldi. Xuddi bir qasos olmoqchi bo'lgandek, ozgina vaqt o'tgandan keyin 700 dinar solingan, 700 oltin dinar solingan xaltada pulni berdi-da, o'zini xizmatkorlarining orasidan nihoyatda bir xushyor, aqlli, zirak odam qo'liga berib, shu pulni olib berasan, olmasligingga qo'ymaysan. Agar berib, oldirib kelsang, men senga ko'p inom ihsonlar qilaman, o'zimga yaqin odamlardan bo'lasan. Haligi xushyor xizmatkor amirdan shunday buyruqni oldi da, Tovus ibn Kison yashaydigan joyga qarab ketdi. U kishi San'o shahridagi Al-Jannat degan joyda yashardi. Tovus ibn Kisonning oldiga xizmatkor qul bilan keldi, salomlashdi. Ey Abdurrahmon, mana bu nafaqani amir sizga jo'natdi. Shuni qabul qilar ekansiz. Elchining bu so'ziga Tovus ibn Kison, "Meni bu pullarga hojatim yo'q." Elchi bu mablag'ni tovusni qo'lida qoldirib ketish uchun hamma hiylalarni qo'llab ko'rdi, lekin foydasi bo'lmadi. Nomid bo'lganidan keyin tovusni beparvo turgandan foydalandida, ularga yaqin bo'lgan bir devorni yorig'iga boyagi mablag'ni tashladi, so'ngra qaytib ketdi. Muhammad ibn Yusuf oldiga borib turib, Muhammad ibn Yusuf Saqafiy oldiga borib, pulni berdim dedi. Pulni qoldirib keldim dedi. Amir xursand bo'ldi. Pulni Tovus ibn Kisonni oldi deb o'yladi-da, endi ikkita o'zini xizmatkorini jo'natib turib aytdiki, boringlar. Ularga ham bir vazifani berdi. Pulni berdim degan odamni qo'shib jo'natdi ularga. Endi 3 kishi olib ketishyapti. Tovus ibn Kisonni uyga yetib borishib, har ikki odam aytishdiki, sizga yuborgan elchimiz adashib, pulni sizga berib olibdi. U pul boshqa birovga berilgan, boshqa birovga jo'natilgan edi. Shu pulni qaytarib bering deyishdi. Ya'ni shu bilan haligi Muhammad ibn Yusuf al-Saqafiy qasos olmoqchi edi. Aytdiki, olmagan bo'lsam qayerdan qaytaraman dedi. Yo'q, siz pulni olibsiz-ku deganida haligi birga kelgan elchiga qaradi, haligi odam xijolat bo'lganidan, yo'q, meni qo'limda olmadi. Men uni ona devordagi yoriqqa tashlab qo'yuvdim dedi. Tashlagan bo'lsalar bora olinglar o'sha yerdan. Boruvda haqiqatdan pulni qanday tashlagan bo'lsa, xaltada shunday turardi, ustiga o'rgimchi insof qo'ygan. Ya'ni qo'lini tegizmaganligi ma'lum edi. Pulni oldi, qaytib ketishdi. Amirni bu kishining ustida qilgan hiylasi amalga oshmay qoldi. Bu Muhammad ibn Yusufni qilgan bu ishiga Alloh taolo go'yo bir qasos olgandek keyinchalik bir voqea bo'ldi. U voqea shuki, Tovus ibn Kison Makkaga haj qilgani borar ekan, haj qilgani Hajjoj ibn Yusuf ham kelgan edi. Endi buni akasi. Tovus ibn Kisonni kelganini eshitdi-da, o'zini majlisiga huzuriga chaqirdi. Hajga taalluqli marosik savollarni so'radi, ularda hammasiga javob berdi. Shunda bir savol javob qilib o'tirishganida, tashqarida bir odam baland ovoz bilan talbiya aytadi. Odamlarning bir diqqatini o'ziga tortgandek qilib, odamlarning qalbini bir eritadigan qilib talbiya aytadi. Hajjoj buni eshitib turib, shu odamda bir ishi bor shekilli, meni oldiga olib kelinglarchi dedi. Hajjoj ibn Yusufni oldiga shu baqir talbiyat ekan bo'y kishini olib kelishdi. Majlisda Hajjoj ibn Yusuf, Tovus ibn Kison va bir qancha boshqa odamlar. Haligi kishiga Hajjoj kimlardan bo'lasan dedi. Haligi kishi musulmonlardan bo'laman dedi. Bundan so'rayotganim yo'q. Qaysi o'lkadansan? Bu haqida so'ramayapman. Qaysi o'lkadansan deganida Yamandan dedi. Ya'ni Hajjoj ibn Yusuf ukasi Muhammad ibn Yusuf amir bo'lib turgan o'lkalar. Amiringlarni qanday holda qoldirib kelding? Ya'ni amirlar qanday odam? Deganida ulkan, semiz, yegan, ichgan, oldiga kirdi chiqdi ko'p bo'lgan odam. Ya'ni ukasi haqida yaxshi gap eshitib olyapti. Endi bu odam yaxshi gap gapirmayapti. Semiz, yeb ichib o'tiribdi, kirdi chiqdi ko'p, shunaqa holatda tashlab keldi. Hajjoj bu gapdan norozi bo'lib, bu haqida so'ramayapman sendan. Nimani so'rayapsan deb o'ydi. Sizlar bilan qilayotgan muomalasi qanday dedi. Aytdiki, uni bandalarga itoatda Allohga osiy ekanligini, zolim, jabrkor ekanligini ko'rib keldim.
mahlukka itaat kılıyaptı, halıkka asib oluyaptı, adamlıkka zulüm kılıyaptı. Bana şimdi halık aldırıp geldi. Ülkes hakkıda bunu da yaman yaptı, eşitti. Yanıdaki adamlar da aldı, hıcalat olup yüzü kızardı. Sonra dedi ki, onu, benim huzurumda kendi hürmeti balatlayıcını bilip durup, şu yaptı yaparsan mı menge? Yani benim ülkemliğini bilip durup, şunu da yaman yaparsan mı? Men deyapti bu yerga baqirayotgan kishi. Alloh taolani chaqirmaga labbay deb keldim. Baytani tavof qildim. Payg'ambarimni tasdiqladim. Haj degan qarzimni ado qilgani keldim. Men Allohning mehmoniman. Seni ukangga bo'lgan hurmating Allohning menga bo'lgan hurmatidan balatroqmidi? Ukangga seni bo'lgan hurmating Allohning menga bo'lgan hurmatidan ko'ra balatroqmidi? Sükut sakladı, cevap verişti ki hiç kanca halatı yok. Tavusumdaki insan etedi. Şimdi bu majlisi oturup da, ülkesi, tavusumdaki insanını, bu ayındaki bir hakaret kılmak gibi olur, mesara kılmak gibi olduğu için Allah Allah bir adam ona başka tamamdan cevabını verip koydu. Hele ki adam ruhsatan soramadı, onunki ruhsatan vermedi, şart sürüp çıkıp geçti. Tavsiyemdeki insana aytadı. Men özümüze, özüm gözüm aittim ki bu salih adam eken. Bu adamdan bu suhbatlaşım kereydi. Hala adamlar işe kirip gitti, men topam yakamazdan var, suhbatlaşım kereydi. İster topu varsa, Kâbetullah'a asılgen halde yüzlerine, devallarına sürtüp dua kılardı. Parvardigara özünle panah dileyim. Parvardigara özünle suyunamam. Parvardigara sahiliğinden meni kalbimge hatırcamlı bir gün. Özünün kefaletinden meni razı kıyın. Bakıllardan ve boylardan beni bir hacat kıyın. Parvardigara duaları icabat kıldır. Sonra adamlardan bir cemaat gelip Kabe'ye vuruldu. Halil'e koşup Halil'e bu hayi bok gitti. Arafat gününe şampayetli adamlar Arafat'tan kaytarken onu hem kaytarken yine körüp kaldı. Haccacı'ya hak yapırken bu ayı natanış şu dua kıladı. Parvardigara eğer haccımla mehnet meşakkatımla kabul kılmayan bu sen. Müslümandan başına musibet çıkken de sabır kısa Allah da acil verir. Hacımı kabul kılmayan musibet bulturken bu sen. Hiç bulmasa şu musibeti vergen, yemeğine vergen. Acil vergen der. Sonra kette top almaya kaldı. Arkasından tavusundaki insan dua kaldı. Onun duası ve benim duayımı kabul kılgen. Onun ümidini ve benim ümidimi icabat kılgen. Parvardigara kademler tayladigen günde bizning kademlerimizin sabit kıydı. Tavusundaki insanını emirler bilen, valiler bilen bugün mavkufları bırkınca. Şunlardan Hişam ibn Abdülmelik bilen bugün ortadaki kısa. Hişam ibn Abdülmelik köpçülük Müslümanlar onun emir-i müminin bu işine karşıydı. Hişam ibn Abdülmelik halife bugünden ki haz kılıp Mekke'ye geldi. Haramda turgan paytda özünün hamrohlariga aytdi ki Rasulullah'ın sahabalardan birortasi var mı? Qidiringlar deyishdi. Sahabalar birinchi Rafiq va Aloyga safar qilishgan. Sahabalardan qolgan emas dedi. Unda tobiinlardan birorta bir ulug'idan olib kelinglar dedi. Tavus ibn Kisondan olib kelishdi. Uni oldiga kirdi. To'g'ri oyoq kiyimi bilan kelib o'tirgan joyiga. Yostig'ini oldiga kavushni yechib qo'ydi. To'g'ri gap chiqib kavushni tevaga qo'ydi. Unga ya amiral mu'minin assalomu alayka demadida assalomu alayka ya Hisham dedi. Bu ikinci bir edap gibi oldu. Onu küniyelemedi. Ya Abu Abdullah, ya Abu Abdurrahman demedi. Hisham dedi. Ondan sonra aslanlar hemen tik durup da Hisham oturuyen de tatlatıp varıp onunla oturuvaldı. Ruhsat soramadı. Yüzleri kızardı açık iki yanına. Lekin haramda turganligi uchun g'azabini tiydi. Sonra tavusga qarab turib, "Ey tavus dedi. Bu nima qilgan ishingiz dedi. Nima qildingiz?" Xalifaning yana g'azabi keldi. "Kavushingizni meni yostig'imga olyapti, deb eshitdingiz. Meni assalomu alaykum ya amiral mu'minin deb so'rashmasdan yoki kuniyam bilan aytmasdan ismimni aytdingiz dedi. Meni iznimsiz o'tirib oldingiz dedi. Yana nima qildingiz deysiz?" Şunda her bitti kıyan işine hatırcamlık bilen tavuz cevap verip etti ki ay kavuşumunu yastığınızı aldı geçken bulsam azablandınız mı dedi.
Men bir kunda 5 mahal Parvardigorimning mehrobiga borib, kavushim yon boshiga chiqib qo'yib o'tiraman. Parvardigorim bir marta ham meni malomat qilmaydi. Endi sizga Amir al-Mu'minin deb salom bermagan bo'lsam dedi. Sizni amir bo'lishligingizga musulmonlarning ko'pchiligi rozi emas dedi. Shuning uchun assalomu alaykum ya Amir al-Mu'minin deb Amir al-Mu'minin deb sizni tan olib yolg'onchi bo'lishingizni xohlamayman dedi. Endi sizni kuniyalab aytishimizni aytmasdan Ehishon deganimga kelsak dedi. Alloh taolo o'zining payg'ambarlarini ismi bilan chaqirgan, kuniyasi bilan emas. Ya Davud, ya Yahya, ya Isa, ya Musa degan. Ammo dushmanlarini kuniyasi bilan aytgan. Tabbat yada Abi Lahabin va tab. Abu Lahabning ikki qo'li qursin degan. Kuniya degani bolasiga nisbatan aytishlik. Payg'ambarlarini ismi bilan aytgan. Men ham sizning ismingizni aytdim. Endi kuniyalar Alloh taolo dushmanlarini aytgan dedi. Endi ruxsatsiz o'tib olishimga kelsak dedi. Men Ali roziyallohu anhuning agar jahannam ahlidan bo'lgan kishini ko'rmoqchi bo'lsanglar, hamma tik turganda o'tirib olgan odamni ko'rib qo'yinglar degan so'zini eshitganman. Shuning uchun o'sha do'zaxga tushadigan odam siz bo'lmasligi uchun oldiga kelib o'tirib oldim, ikkamiz o'tirdik. Demak, hamma tik turgan paytda o'tirib olgan odamni Ali roziyallohu anhu do'zaxi degan. O'sha do'zaxi bo'lmasligi uchun men yoniga kelib o'tirib oldim. Hishom xijolat bo'ldi. So'ngra boshini quyi solib aytdi: "Ey Abu Abdurrahman, menga nasihat qiling" dedi. "Menga nasihat qiling" dedi. Tovusimni kiyson Hishomga: "Men Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhudan shunday so'zni eshitganman. Qisqa nasihat qildim. Albatta, jahannamda nihoyatda katta ilonlar bor va hachirda keladigan chayonlar bor. Ular raiyatning ustida boshliq bo'lib turib, adolat qilmaganlarni chaqirib azoblaydi" degan. Shuni eshitganman. So'ngra turdi, ketdi. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.